15. yüzyılın en büyük astronomi. Uluslararası Astronomi Derneği tarafından ay yüzeyindeki bir kratere ismi verilen Büyük Türk Bilgini. Ulu Bey, 22 Mart 1395 tarihinde Semerkant'ta dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet'ti. Masmavi, uçsuz bucaksız gökyüzü, kar gibi bembeyaz bulutlar. Sizin yerinizde olup gökyüzünün derinliğine dalmayı ne kadar da isterdim. Bu çocuk beni çok üzüyor vezirim, çok. Ben onun Timurhan gibi büyük bir devlet adamı olacak şekilde yetişmesini istiyorum. Oysa onun aklı fikri doğanlarda, güvercinlerde. Ne de olsa çocuktur sultanım. Bırakın çocukluğunu doyasıya yaşasın. Haklısın ama dün kılık değiştirip halkın arasına karıştım. Neler neler konuşmuyorlar ki. Kimileri benim iyice yaşlandığımı söylüyor, kimileri de oğlumun bu garip tutkusundan söz ediyor. Benim dikkatimi çeken başka bir şey var sultanım. Bu çocuk güvercinlere, doğanlara değil, gökyüzüne tutkun. Gökyüzüyle ilgili her şey dikkatini çekiyor. Sanki kanat takıp uçmak, yıldızlara, aya ulaşmak istiyor gibi. Sizce de garip değil mi? Çok tuhaf doğrusu. Bak, bir doğan daha. Yaşasın! Gökyüzünden yeni bir hediye daha geliyor bana. Sevimli mi sevimli bir güvercin getirmişsin. Bembeyaz bulutların ortasından geçen kanatların hala ıslak. Aferin. Avını hiç incitmeden sapasağlam getirdin yine. Büyüyünce belki tutkusundan vazgeçer sultanım. Hiç sanmıyorum. Geçenlerde hocalarına Bağdat'ta büyük bir rasathane olduğunu duydum. Oraya gidip gök cisimlerini daha da yakından izlemek istiyorum demiş. Babasının yoğun baskısı sonucu ülke sorunlarına daha çok eğilen Mehmet, bu arada güvercinlere ve gökyüzüne duyduğu ilgiyi de eksilmeden devam ettiriyordu. 25 yaşına geldiğinde babasının ani bir iç isyan sonucu ölümü üzerine tahta geçti ve o günden sonra da Ulu Bey olarak anılmaya başladı. Artık ülkenin başına geçtiniz Ulu Bey. Ama biliyorsunuz kargaşa ortamı hala devam ediyor. Kendinize güvenli, kartal yuvası gibi bir saray yaptırsanız diyorum. Bir kartal yuvası yaptıracağım vezirim. Yaptıracağım ama bu bir saray olmayacak. Saray olmayacak mı efendim? Evet, saray yerine bir rasathane. Bağdat'takinden daha büyük bir gözlem evi. Yeryüzünün en ünlü bilginlerini de bu rasathaneye davet edeceğim. Ama efendim... Ulu Bey gerçekten de bu sözlerini gerçekleştirdi. Bir yandan kartal yuvası gibi bir rasathane yaptırırken, bir yandan da bilgece yönetimiyle huzur ve güven ortamının oluşmasını sağladı. Dünyanın dört bir yanından davet edilen bilginler bu rasathanede çalışmaya başladı. Bu arada Ulu Bey'in bizzat geliştirdiği ve Gürgani takvimi adını verdiği takvim, o zamana kadar hazırlanan takvimlerin bütün yanlışlarını meydana çıkardığı gibi, gök cisimlerinin hareketlerini de ilk kez olarak ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyordu. Ülkem huzura kavuştu. Bilim alanındaki çalışmalar istediğim gibi ilerliyor. Ama içimde bir özlem var ki hala sürüyor. Ne gibi bir özlem efendim? Nedense çocukluk günlerime dönmek istiyorum sık sık. Bu bahçede güvercinlerimle, doğanlarımla geçirdiğim o mutlu günleri. Bir başka özlemim daha var vezirim. Bir Türk çocuğunun benim yerimi almasını, ben öldükten sonra yarıda kalan bilimsel çalışmalarımı sürdürmesini istiyorum. İkinci isteğim ve son olanı bu. Ama böyle bir çocuğu bulabilmiş değilim.
Umarım kısa sürede bulursunuz efendim. Yıllardır haber salmadığım yer kalmadı. Aradım, taradım ama henüz tam aradığım düzeyde birini bulamadım. Neyse, sen işinin başına dön artık. Ben avcı Doğanlarımı alıp tıpkı çocukluk günlerimde olduğu gibi gezintiye çıkacağım. Hey delikanlı. Ne bu dalgınlık? Nereye bakıyorsun? Güneşe bakıyorum. Güneşe mi? Hı hı. Her akşam günün yorgunluğunu atmak için denize giriyor. Demek günün yorgunluğunu atmak için ha? Neden giriyorsunuz? Her gün bu kadar yol alsanız... Siz de yorulurdunuz herhalde. O dağların adını biliyor musun? Elbette. Kaf dağları onlar. Perilerin yaşadığı dağlar. Güneş her gece bizlere görünmeden denizden çıkıp oraya gidiyor. Sabaha kadar orada uykuya dalıyor. Sonra dağların arkasından ortaya çıkıyor. Gökyüzüne, dağlara, denize meraklı bir çocuk. Yıllardır aradığım çocuğu buldum galiba. Söyle bakalım ufaklık, senin adın ne? Ali. Uluğ Bey, gerçekten yıllardır aradığı, zeki, akıllı, gök cisimlerine meraklı çocuğu bulmuştu. Onu hemen himayesine aldı. O günün minik Ali'si, yıllar sonra bilim tarihinin en önemli isimlerinden biri olacak ve Ali Kuşçu adıyla ünlenecekti. Uluğ Bey artık kendini bütünüyle bilime vermişti. Ne var ki, günün birinde beklenmedik bir isyan sonucu bütün ülkeyi ele geçiren asiler rasathaneyi de bastılar. Hocam. Ben görevini yapmış olmanın huzur içindeyim Ali. Üstelik geride senin gibi yetenekli bir öğrenci bırakmanın da mutluluğu içindeyim. Artık yarıda kalan çalışmalarımı sen sürdüreceksin.